Deniz, aslında son derece tipik bir binanın önündeyiz. Bundan 3 gün önce hemen arkamızda gördüğünüz enkaz yığınının yerinde 7 katlı bir otel vardı. 3 yıldızlı bir oteldi. Otel Grand Arsisa ve depremin olmasıyla birlikte işte şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntü kaldı geriye otelden. Bir enkaz yığınına dönüştü ve o enkaz yığınına baktığınız zaman burada 3 gün önce 7 katlı bir bina olduğuna ihtimal bile veremiyorsunuz. Ve hemen arkasında da TOKİ konutlarını görüyorsunuz. Burası Erciş'in girişi. TOKİ konutları arkada sapasağlam duruyor ve aynı yerde, aynı zeminde, hemen hemen aynı yıllarda yapılmış olan bu iki binanın yapısı arasında nasıl bir fark vardı da birisi sağlam ayakta duruyor, diğeri bu şekilde bir enkaz yığınına dönüştü. İşte bu sorulara bir yandan cevap ararken diğer yandan da otelin hem müteahhiti hem de sahibi olan İzzet Erişen'e uzatacağız mikrofonu. Öncelikle geçmiş olsun İzzet Bey. O sırada deprem anıyla başlayalım. Otelde kaç kişi vardı? Müşteri var mıydı? Otelde müşteri o zaman yoktu. Bir kişi vardı. O da yaralı olarak kurtardık. Müşteri bir kişiydi. Bir kişi vardı. Tabii akşam yatıyorlar. Gündüz herkes işine gidiyordu. Personel var mıydı? 9 tane personel o an için vardı. Resepsiyon bölümündeydiler onlar. 4 tane kat görevlileri. Onlar kat temizlikçileriydiler. Onlardan 2 kişi biz yaralı olarak kurtardık. 2 kişi de vefat etti. 2 can kaybı var bu enkazda. 2 can kaybı var. Siz o sırada otelde miydiniz? Ben oteldeydim. Ben yani saniyeler içinde ben kurtuldum yani. Şans eseri bugün hayattasın. Şans eseri hayattayım. Peki bu bina 7 yaşında bir bina. Son derece genç bir bina. Ruhsatlı mı binanın? Tabii ruhsatlı, turizm belgeli. Hatta 2004'te açılışını Van Valisi ve bölgedeki amirler açılışını beraber yaptık. Hem turizm belgesi var hem 3 yıldızlı bir otel. 4 yıldız değerin şeyinde bir oteldi yani lüks bir oteldi. Peki siz ne diyorsunuz? Şimdi arkanızda TOKİ konutları var. Siz 2004 yılında yaptınız bu oteli. TOKİ konutları da 2006 yılında burada içinde insanları barınabileceği hale geldi. Yani arada 2 yıl var sadece. Onlar nasıl sağlam da sizin yaptığınız bu otel bu şekilde yıkıldı? Vallahi onu bilemiyorum. Şimdi 250 ton demir attım oraya. Betonda herhangi bir şey yok. Zaten gördüğünüz gibi orada kolon kirişler bellidir. Kolon kirişlerin ne kadar şeyli olduğunu biliyorsun, görüyorsunuz. Peki hemen şurada ben sizin inşaatınızdan aldığım demirler var. O demirleri bir göstereyim. Bu demir normal, öbürleri torçelik. Bunları etriye olarak kullanmışız. Diğerleri nevrullü demir. Onları torçelik olarak inşaat. Torçelik dediğiniz nedir? Nevrullü demir. Ne demek yani? Yani ne daha betonu daha güzel tutar, betonu daha sağlam, dişli olduğu için beton demiri. Peki daha... o ince olan nerede kullanılıyor? Etriye, kalın. Etriye olarak kullanıyordu. O da bir kısmı, 2 ton falan o zaman. Etriye olarak kullanmak ne demek? Kolonların etrafını sarmak için etriye biz etriye deriz. Kolon sıklaştırma şeyleri zaten gördüğünüz gibi eğer uzakta şey yakındaysa onu görürsünüz. Bütün kolonların kenarlarına kolon birleşim yerlerini sıklaştırma atmıştık. Yani bu tesadüftür. Yani ben bunun deprem kendi malım olduğu için çok özenle yaptım bunu. Özenle yaptınız. Burada betondan da örneklerimiz bura var. Şeydir. Bura bu pirkettir. Bu şey yapmıştık biz asma tavandır. Asma tavan için asmalyon olarak kullanmışız. Asma tavanda ben inşaat mühendisi değilim ama böyle kocaman kocaman çakıl taşları görüyorum burada. Şimdi bakın şurada. Asmalyondur bu. Bu asmalyondur bu. Yani bu burada tuğla olmadığı için o tarihlerde asmalyon olmadığı için biz pirket olarak kullanıyoruz. Bims'tir bu. Bims hafif bir malzemedir. Peki bir müteahhit olarak yaptığınız başka bina var mı Erciş'te? Erdiş'te kendi bir binam var. Benim işhanım vardı. O da yıkıldı. Yaptığınız işhanı da yıkıldı. Evet. Adı neydi? Erişen işhanı olarak geçiyordu. 2000 yılında biz onu yapmıştık. O da yıkıldı. Onu da mı sağlam yapmıştık diye düşünüyorsunuz? Onu da sağlam yapmıştık. Son bir soru soracağım. Siz müteahhitlik yapıyorsunuz. Mesleğiniz ne aslında? Benim mesleğim ben müteahhidim. Yani eğitim olarak? Eğitim olarak ben ilkokul mezunuyum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet dinledik. Burada 7 katlı bir otel vardı. Otel inşaatı 3 gün önce yerle bir oldu ve biz de o enkazdan yayınımızı gerçekleştirdik.